Party Chat'ten herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte Nintendo'nun E3 2017 konferansını izleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Biliyoruz ki biz efendim Türkiye'de Nintendo'nun ağırlığı çok fazla değil belki. Evet. Biz de burada gayet açık yüreklilikle itiraf etmek istiyorum. Siz çok kıymetli efendim izleyenlerimiz huzurunda geçen yıla kadar Nintendo sunumuma hadi be falan şeklinde tepkiler yani veren bir insandım. Yani oturup canlı Nintendo sunumu izledim mi hatırlamıyorum. Öyle söyleyeyim. Ama madem başladık E3'e birincisi. Bütün sunumları hemen hemen bir tek PC Gamer efendim sunumunu izledik ama yayın yapmadık. Enerji kalsın diye. Bir de tabii ki arkadaşlar bilen var bilmeyen var efendim. Şurada aletimiz aygıtımız şöyle duruyor. Bu aygıt madem var, neden efendim Nintendo sunumuna daha fazla eğilmeyelim diye düşündük. Gülcüm sen bir recap yaparken ben de şurada ufaktan bir Mario Kart atıvereyim diye düşünüyorum. Yok ya. Yok öyle bir dünya. Böyle yani şöyle söyleyeyim. Yani bir takım ayrıcalıkları oluyor biliyor musun efendim? Hani ne bileyim yayındayım işte gidip efendim o doktan konsolu ben almışım. Bunun bir ayrıcalığı oluyor anlatabiliyor yani muyum? Hani bunu senin düşünmen lazımdı. Alırsam o zaman alabilirsen alırsın canım demek istiyorum. 1,5 dakika kaldı. İstersen bir ne bekliyoruz efendim bu yayında, ne beklemiyoruz onu bir bizimle ve izleyicilerimize paylaşırsan çok memnun olurum. Peki ufacık bir şey yapalım. Bir Mario Odyssey mesela görmeyi bekliyorum ben kendi adıma. Yani çünkü bayağı oynanış bekliyorsun yani. Evet, oynanış bekliyorum. Hakikaten nedir ne değildir oyun bilmiyoruz çünkü yani. Hı-hı. Tamam, açık dünya var, Mario var. Hı-hı. Ama başka ne var yani? Ne yapıyoruz Mario ile bu açık dünyada? Mario'yu ne kadar tanıyorsun bugün? Mario... Bir arkadaşımın tabii dostuydu. Ben çok fazla muhatap olmadım ama. Çok fazla tabii ben kulaktan dolma bilgilerle. Mario oynadın mı mesela? Öyle sorayım sana. Ya Mario oynadım tabii ama tabii şeyde oynamadım hiç haliyle. Gerçek donanımında oynamadım, evet, değil mi hiç yani? Aynen. Biraz yanaşabilirsin belki bu arada ya. Sen biraz kenarda kaldın. Kenara itiyor. Elimden konsola alıyor. Yani böyle misafir çocuğu şeyi oluyor sürekli. Ya bak böyle şöyle oynanıyor. Bir dakika ben şey yapayım şeklinde. Evet, Mario Odyssey. Ne dedik? Başka ne olabilir demiştik? Görürüz belki demiştik. Yani bu gidişte bu sıklıkla yayın yaparsak Skyrim, bir şeyimizin bir şeyini göreceğiz. Ben öyle söyleyeyim evet, yani. Evet yani uyuyoruz şu an böyle. %70 uyku halindeyiz. Skyrim görecek miyiz acaba oynanış dedik. Çünkü ya daha doğrusu açıklanacak mı, nasıl olacak falan filan diye. Bethesda sunumunda çünkü gördük efendim böyle bir şeyini. Bayağı Link miydi o? Yani Link, arkadaşlar yani Bethesda sunumunu en azından. Evet, izlemeyen varsa böyle yeşilli meşilli efendim Link kostümü kılıçlı falan bir arkadaşımız Skyrim'de yaratık kesiyordu, kılıç sallıyordu. Link mi gerçekten yoksa kıyafet falan olarak mı? Herhalde kıyafet acaba ya diye düşündük. Bir iki yerde de bayağı Link'i efendim oynayacaksınız, kontrol edeceksiniz diye bir şey duydum. Onu da söyleyeyim yani. Motion control falan da olacakmış. Başladık mı bu arada? Başladık bu arada. Evet, başka sen bu arada söyle yavrum, ben dinliyorum. Başka neyimiz vardı? Belki Zelda'ya gene bir şey gelir mi bilmiyorum. Yeni oyunlar açıklamasını Zelda'ya şey olacak tabii büyük ihtimalle. Pardon, onu söyleyelim yani. Zelda'ya büyük ihtimalle şu an bir ARMS izliyoruz galiba. DLC gelecek çok yüksek ihtimalle. Yeni IP'ler açıklanacak, daha doğrusu burada göreceğiz evet yani. Evet. Yeni IP. Evet, yani yeni IP işler açıklanır. Yani bu arada bir Rocket League gördük. Rocket League mi? Evet. Ooo, çok büyük haber. Çok büyük haber. Switch çok büyük bir efendim hamle yapıyor bana sorarsan. Öyle söyleyeyim. Bence çok büyük hamle. Çok yakışır Switch adına ama. Rocket League. Çok yakışır ya yani. Benim efendim söylemim var ya. Onu çok desteklemiyor mu? Rocket League günümüzün Amiga oyunudur. Evet, senin günümüzde bir Amiga platformu olsa Rocket League'le efendim çıkışını yapmalıydı. Öyle bir olayın var. Derim ya. Yani Rocket League Switch'e bu anlamda çok yakışıyor diye düşünüyorum ya. Bence çok kesinlikle, iyi yani. Kesinlikle. Buradan tabii geçtiğimiz hafta sonu yaptığımız turnuvayı ve Manly'yi saygıyla ve Op55No1'i saygıyla, Riterus muydu takımlarının adı onların? Op55No1 saygıyla anıyoruz kendisini. Manly'yle alıyoruz Switch'le. Kendilerini. Efendim Op55No1 ve Manly hafta sonu yaptığımız Party Chat 2. yaş günü turnuvasında birinci oldular. Yani Riterus takımlarıyla. Doğum günü ama birinci turnuva yani. Birinci turnuva tabii. Efendim belki bir lig bile yaparız, ben sana öyle söyleyeyim. Rocket League ligi nasıl? Ne diyorsunuz? Opel 5No1 burada bildiğim kadarıyla. Burada değil mi? Ne diyorsun? Olmaz mı böyle bir şey? Güzel olmaz mı? Niye olmasın ya? Bence gayet yakışır. FIFA'yı gördük tabii FIFA şimdi. FIFA 18 efendim, aynen. Şu anda Rocket League. FIFA PlayStation 4 ve Xbox One'daki versiyon olmayacak. Ama Xbox 360 ve PlayStation 3'teki versiyon da olmayacakmış. Yani Switch için özel yapım bir FIFA olacakmış bu. Mesela motor efendim şey olmasa da ne bu? Efendim Frostbite mı kullanıyorlar en son? O olmasa da çıktı Reggie. Çok enteresan bir adam bu ya. Neyse FIFA'yı konuşuruz şimdi, gösterirler belki. It's a test that you pass or a quest that you fail. A race against time. Fun and battle always locked together. Bir şey söyleyeyim mi? Adam kalıbın adamı ya. A passport to new worlds. Maybe even an odyssey. A look, a feel, an exploration. Adamın ismi tekerleme gibi, yemin ediyorum. Fils Aime mi neydi? Öyle bir şey. Yes, the journey requires the right ticket. Değil mi? And that ticket is Nintendo Switch. Abi güzel ya. Güzel yani. Şu şeylerden almayı çok istedim ama. Renklerden. Evet. Aletle birlikte geliyor tabii. Alette sadece grilisi vardı. Şeyde. Kalmamıştı yani. Kalmamıştı. Önce herkes yani renkliyi tercih etmiş. Tabii. Ki biz o sırada da sonuncu falandık. Neredeyse. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Nintendo bilen arkadaşlar, Nintendo sahibi olan veya Nintendo kültürüne hakim olan arkadaşlar lütfen chatte bizi uyarsın, aydınlatsın. Veya aydınlatsın. Hakikaten hiç hakim değilim buradaki franchise'lara, oyunlara falan yani. Oyun ne? Şöyle, controller denen aygıtlarla. İzliyoruz. Lealandix'te 3DS varmış. Birkaç tane seriyi biliyorum o yüzden diyor. Hı. Yani şöyle bir algı var tabii Nintendo Switch ile ilgili özellikle. Hani Kasım aralığa kadar bir şey yok. O da nedir? Mario Odyssey. O algıyı kıracak bir iki hamle gelir mi? Mesela bu Rocket League falan ne zaman çıkacak? Evet, onlar önemli. Yani aralığa kadar da alın, oynayacak şey bulursunuz mesajını vermesi lazım bence Switch ile ilgili. Truva 1974, ben Nintendo konsolunu görmedim bile. Efendim nereden göreceksin? Nerede göreceğiz ki? Küçükken falan gördüğümüz yani hani çakma Nintendo'lar var ya, onlar falandı evet. Yani. Yani. Ne o Duck Hunt falan. Nintendo çakması değil mi onlar? SNES çakması. Sanıyorum. SNES bile değil galiba. Nintendo Entertainment System mi, SNES mi, hangisi acaba? Duck Hunt'ın olduğu. O 5501'de Rocket League'in çıkması kadar cross platform olup olmayacağı da önemli diyor. Çok evet, önemli bir nokta gerçekten. Çok önemli bir nokta. Ama yattığın yerden hakikaten PC'deki PlayStation 4'teki efendim ahbabınla çok eğlenceli olur kesinlikle. Hakikaten çok deli bir şey olabilir yani. Ya çok uygun bir oyun gerçekten yani. Evet. Profil taşıma falan olsa o da çok bomba olur. O biraz zor. O zor yani. Hani o kadar anlamıyorum ki şu an oyunu. Yani nasıl laf kalabalığıyla ya bir şey söyleyeceğim. Doldururuz hani, diye. Xenoblade Chronicles. Yeah. Bunların bağıranı yok mu ya? Daha salona bağlanmadık galiba. Şu sesin hastasıyım. Evet ya. Bunlar da Sony şeyini benimsemişler. Trailer üstüne trailer. Genelde salon tutmuyor bunlar zaten bildiğim kadarıyla. Değil mi? Nintendo. Direkt böyle yayın. Stream ediyorlar yayını, evet. Abi benim bak bir şey söyleyeyim mi? Nintendo açısından diyemeyeceğim ama bu tabi bizim old school bir şeyimiz var ya. Amiga'stır, Commodore 64'dür. Hep Spectre'de onu söylemiş. Yıllardır salon tutmuyorlar demiş. Evet. Yani böyle bir şeyim var bu tip oyunlara karşı benim ya. Böyle bir zaafım var, öyle söyleyeyim. Öyle yani. Mi? Tabii tabii ya. Ha ama Microsoft yapınca au. Hayır. Ya beni bu şekilde itham etmen benim çok kalbimi kırıyor Gül ya. Au kıyamam. Kalbim kırıldı şu anda. Şu an kalbim paramparça. Neydi? Kırılan kalbimin mimarı olamazsın falan. Dört kişi birlikte arkadaş, oynayabiliyoruz anlaşılan. Xbox Kirby gelsin bana desin ki, ya bak ben başka bir şey söyleyeyim. Bak vizyonumu efendim belirten bir muhabbet yapacağım buradan. Ya abi rahmetliyi özlüyorum ben ya. Neyse hadi bakalım seni de izleriz. When I found out that Nintendo Switch is being accepted by video game fans from all over the world, Switch hakkında konuşuyor. Bir ev konsolu olarak istediğiniz yere taşıyabileceğiniz bir konsol olarak kabul görmüş olması çok hoşumuza gitti tabii. Ceket bir takım oyuncular tarafından. Şey diyormuş, aralığa kadar oyun yok, kimse kusura bakmasın falan. Gitti ceketi gördü ya. Ne diyecektim ben ya? Ha dur. Çoklu oyunculu oyun çıkaracağız diyor yani bol bol. Abi çıkarın da biz nasıl iletişim kuracağız işte bu aletle, ben onu anlamadım ya. O aleti yani, Party Chat Live'da konuştuk değil mi biz onu? Beyin gücünü geliştirme üzerine yani telepati. Telefondan uygulama indiriyorsun. Splitter'la efendim Nintendo Switch'e takıyorsun da. Hadi bakalım Pokémon. Gelir mi gelmez mi diye konuşuluyordu. Pokkén Tournament Deluxe Pokkén Tournament kaçırmışım. Duyurmuş adamlar. Premier Pokémon Fighting Game. There are some fresh additions, including new Pokémon, and this deluxe version of the game will be on display at E3 for yeni Pokémon olacakmış. Efendim E3'te de olacakmış en son sürüm oyunun. I have one more announcement. Bir duyurumuz daha var. Game Freak has begun developing a core RPG Pokémon title on Nintendo Switch. İşte bunu bekliyorduk, tamam. It may not release for more than a year, but we hope you'll look forward to it all the same. Yani bir yıldan fazla beklemezsiniz diyor. Efendim bir çekirdek bir Pokemon rol yapma oyunu üzerine çalışılıyormuş şu anda Switch için. Çok tuhaf oluyor ya böyle dublajlı. We're mostly showing games that will be released in 2017. But please know that here at Nintendo, we're working on many forms of entertainment that can only be made possible on Nintendo Switch. Yeşil ekran değil mi bu? Adam orada değil mi şu anda? Ben de düşündüm bir an. Acaba önde çekmiş olabilir ama adamın saçları sallanmıyor. Yok artık ya, belli oluyor bak şuralarda kötü crop var yani. Burada gösterecekleri oyunlar 2017'de çıkacak oyunlarmış bu arada. Ben hemen muhabbetimi yapayım o zaman. Yap. Arkadaşlar Pico 8 diye bir şey var şu anda. Bir proje var yani. Pico-8 diye yazılıyor. Pico 8. Bunun olayı şu. 4 ne oluyor ya? Çok atraksiyonel girdi bir dakika. Ooo! Metroid açıkladılar. Bunun da muhabbeti çok dönüyordu. Metroid efendim görür müyüz görmez miyiz diye. Genelde görmeyiz deniyordu. Açıkladılar. Ama diyorsun açıkladılar. Evet açıkladılar. Bu Pico 8 sanal bir konsol. 8 bit bir konsol. Bayağı indiriyorsun, şeyleri var işte. Renk paleti, çözünürlüğü, her şey belli. Evet. Sadece donanım yok ama ortada. Bayağı para verip alıyorsun 10 dolara, 15 dolara. Onun üzerine sen istersen yazılım geliştirebiliyorsun. Geliştirilmiş yazılımları falan indirebiliyorsun. Bayağı 8 bit bir konsol yani. Kısıtlamaları, sınırlamaları olduğu için gerçek bir konsol gibi. Sanki bugün gerçekten 8 bit bir konsol. Ha olsa öyle olur gibi. Varmış gibi aynen. Öyle bir konsol. Yani şuraya bağlayacağım olayı. Bu bir ruh yani, anlatabiliyor muyum? Bu bir ruh yani bunun nasıl diyeyim, o kısıtlamalardan çok güzel oyunlar çıktı ya, zamanında. Kesinlikle öyle. Muhteşem ya. Şeyler çıktı. Kısıtlamalar her zaman iyidir yani, yaratıcılığı şey yapar, tetikler. O açıdan yani Xbox 4K, PlayStation 4 Pro bilmem ne falan, bunları geçip gerçekten güzel oyunlar. Oyun. Aynen. Yani. Önemli olan oyun. Oyun görmemiz lazım. Önemli olan o yani. İşte az evvel bahsediyorduk, Rocket League o açıdan çok iyi yani. Oyun çünkü yani. Muhteşem bir oyun yani Rocket League. Yoshi. Ha, bunu böyle konuşuyoruz tabii. Burada efendim core, çekirdek oyuncu içinde bir ürün olması gerekiyor mu? Bence gerekiyor Switch'in başarısı için yani. Hani Skyrim diyorsun, bir şey diyorsun. Ha, tabii o tip şeyler de istiyor insanlar tabii haliyle. Hani bir Assassin's Creed efendim Origins oynamak için Switch almazsın, kabul, ama evet, ama gene de bir büyük oyunda olsun istersin yani. Ama yakın zaman içerisinde birisi böyle abi gel anime izleyelim mi bilmem ne falan derse, abi sadece Japon aldım da geldim yani şeklinde. Doydum ben. Doydum. İzledim de geldim, aldım da geldim. Eksik olma şeklinde karşılık vermeye müsait bir sunum kesinlikle, izliyoruz şu anda yani. Kesinlikle. Böyle değil mi yani, kocaman gözlü birini görünce böyle. Adamlar benim duyduğum, okuduğum kadarıyla bütün oyunu geliştiriyorlar. Grafiği, osu busu, oynanışı, zartı zurtı, her şey tamam. En son böyle bir hafta kala, 2 hafta kala falan müziğe vakit ayırıyorlarmış. Yani şu midi huylarından bir vazgeçmediler ya. Ki çok da güzel melodiler oluyor bazen. Olabilir yani. Evet, olabiliyor. İnsan gibi çal şunu değil mi? Ya bu Zelda'da tamam nostaljik bilmem ne falan ama ya abi. Evet, katılıyorum yani. Yani bir yerden sonra şey olmaya başlıyor. Abi yeter artık falan demeye öyle başlıyorsun yani. Fire Emblem Warriors. Bu da çok konuşuluyor. Evet. Gelir mi gelmez mi diye. İyi. Tabii, beklenenler. Evet, evet doğrudur. Ya ne bileyim, çok önemlidir belki de. Eiji Aonuma. You may have already heard about it during Bethesda's showcase that was held a few days ago. It was announced that select Zelda items will appear in the Nintendo Switch version of Skyrim. Bazı belli başlı efendim Zelda itemları yani şeyde gözükecek, Skyrim'de gözükecek. Link falan yok ortada yani. Next up, we'll take a look at the DLC packs for The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Evet, DLC'leri, Zelda'nın DLC'leri. Gelir mi diyorduk? Hyrule. Arkadaşlar bu oyun gerçekten iyi bir oyun. Evet, kesinlikle. Fakat vakit ayrılması gerekiyor. Bayağı. Yani her şeyi bırakacaksın ona yani. Sen neden üstsüz? Yeni shrine'lar falan mı görüyoruz? Ben evet, neden üstsüz hakikaten? Trial of Sword falan diye girdi galiba, yanlış görmediysem. Acaba böyle yeni bölge, her şeyi bırakıyorsun falan. Heroes Path Mode. Bazı şeyler detaylandırılmıştı aslında. Yeni armor'lar falan. Mesela bunu şey yapmışlardı. Ya Allah'ım. Yani canım çekti şimdi ya. Görünce canım çekti, epeydir bakmıyorum. Yani oyunu bitireyim diye başına otursan zaten bildiğim kadarıyla böyle yarım saatte, bir saatte bitirebiliyorsun yani. Speedrunner'lar yaptılar bunu. Lap diye sonuna doğru gidiyorsun, bitiyor falan yani ama... The Master Trials. İyi, olur. Oo. şey de güzel Zelda'da. Ne? Hani sanat tasarımı, Switch çok çok güçlü bir alet değil normal konsollar kadar. Ama öyle bir sanat tasarımı yapmışlar ki çok uygun bir şekilde çok hem uygun. Çok iyi gözüküyor hem kesinlikle. De zorlamıyor yani. Kesinlikle. Bayağı alete uygun. İkincisi de Champions Ballad. Expansion Pass'ı da var tabi. Bu arada onu da görüyoruz yani. $20'mış Expansion Pass'ta. $20. Dolares. What did you think? I actually have one more announcement that I'd like to share. The four champions that appeared in The Legend of Zelda: Breath of the Wild will be available as amiibo. Amiibo'ları çıkıyormuş bu şeylerin, championların. Zelda'da bunlar şeydi yanlış hatırlamıyorsam hikayeyi. Böyle efendim İşte ne o çok kuvvetli robotik şeyler var. Vessel ne o? Araçlar var. Onları kullanabilen championlar evet. Bunlar. Şampiyonlar. Gidip her biriyle efendim konuşuyordum. Muhatap oluyordum falan yani. Onların amiibosu çıkıyormuş. This changes the game. Travel the world. Bring people together. Play anywhere with anyone. If video gaming is a journey, oğlum adam bildiğin Tuko ya. Tuko Salamanca ya. Yapma. O kadar da değil. Ya karşı şu takımla geldiği zaman böyle bir maşeti çıkaracak bir yerinden falan değil. Aman. Palayla dalıyor. Switch'te bu yaz bir rekabet. Splatoon. Splatoon 2'da World Inkling Invitational efendim turnuva varmış. Peki. Yarın da Pokkén turnuvası varmış. Mesela benim bu sunumdan biraz aldığım öne çıkan daha çoklu oyuncunun üzerinde evet, durdukları. Öyle. Ama ben tekrar söylüyorum bu iletişim imkanları üzerinde biraz durmazlarsa o çoklu oyuncu modu bir şey olur yani. Aynen herkes yan yana mı gelip oynayacak yani sonuçta. Yani aletin kendisinin bir çözüm üretmesi lazım. Öyle, çok bence şeye, sesli iletişim öyle. Olayına. Online servisleri de 2018'e kaldı tabi. Bir iki hadi şey bakalım. Daha görecekmişiz efendim standlara geçmeden önce. Gidelim bakalım. Evet bunu evet, görmüştük. Bunu Ubisoft'ta görmüştük. Mario Rabbids Kingdom Battle. Bence Mario Plus Rabbids'miş bu arada oyun. Evet evet. Evet Eve. Eve de diyorum bir ses çevirmen dublaj falan kullanabilirdi lazım. Yani. Ubisoft sunumunu izlemeyen arkadaşlar için geçelim. İşte Mario'nun ve Rabbit'lerin işte mashup'ı diyelim bu oyun yani birleştiği bir oyun. Baya XCOM gibi falan böyle bir taktik strateji oyunu. Baya aslında onun gibiydi gerçekten. Bir şeylerin arkasına saklanıyorsun. Cover mekanik var, süper mekaniği var. Aynen öyle. Karakterler birbirleriyle etkileşimde August falan. August release dedi galiba. Ağustos ayında mı oluyormuş, çıkıyormuş. Hı? Evet 29 Ağustos. O tarih almış mıydık biz Ubisoft sunumunda ya? Hatırlamıyorum ya. Evet almışız almış 29 Ağustos okay. diye almışız. Yani. Rocket League gel yolla. Switch'e çıkıyormuş Rüzgar ne diyorsun? Mutlu oldun değil mi? Bakalım burada ne var yani ekstra araç. Şapka tabii Mario şapkası. Olmazsa olmaz yani. Aslında şeyler gelebilir ya. Mario Kart'taki arabalar falan. O tip şeyler. Evet, evet. Orada bir sürü araba var. Cross Network Play. Holiday 2017 dedi bu arada. Geç. Yıl sonu ya. Kasım'a kadar diyordum. Bu da Kasım sonrasına kaldı yani. Switch version will have all the features and modes we've released thus far, plus exclusives like local wireless multiplayer, Mario and Luigi hats for customizing your car, and new exclusive cars we'll talk about later this year. Look for Rocket League on Nintendo Switch. Crossplay var yani, onu duyduk. Hı hı. Yılson gelecek, özel itemlar olacak efendim. Nintendo Switch'e özelleştirme eşyaları olacak ve yıl sonu. Evet. Holiday season dedi, evet. Yani Kasım masım işte. Tabii canım, Aralık, Kasım Aralık yani. T-Rex geldi. Şapka var kafası. Ya. Heh, Odyssey. Sensiz olmaz, gel. İyi gözüküyor, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Değil mi? Bu sen şey diyordun değil mi? Lego Worlds gibi bir şey olabilir diyordun. Hiçbir fikrim yok. Yani atmışımdır bunu söylediysem. Direkt sallamışımdır yani. Lego Worlds gibi dediğimi de zannetmiyorum yani. Yapı olarak pek... Şu anlamda Lego Worlds demişim de hani 3 boyutlu bir ortamda değişik dünyalar. Platform öğeler işte görüldüğü üzere yani. Şapkanın olayı ne? Şapkanın tabi burada bir evet, üstünde duruyorlar bayağı. Aynen, bir atraksiyonu var şapkanın. Atıyor mu atıyor, geliyor gidiyor, bir şeyler oluyor. Kontrol ediyor. Ha. Şapka kimdeyse? Şapkayı alan düdüğü çalar mı? De bıyık mı geliyor şapka takınca otomatik? çok böyle nasıl şey fikirler oluyor bu Switch ama Nintendo oyunlarında yani. Ya abi çok şirin fikir ya falan dediğin böyle sürekli o tip fikirler evet. Falan karşılaşıyorsun yani. Ve yani dün de konuşmuştuk. Hakikaten çok oyun açısından oyun gibi oyun yapıyorlar yani. Oyun mekanikleri bayağı hakikaten sağlam oluyor. Bayağı bir çeşitlilik var, öyle görüyoruz yani. Bayağı bir çeşitlilik var. Ay hayalim, rüyam, şapkayı ona takıp onu kontrol etmek. Yemin ediyorum küçükken nasıl şey yapardım biliyor musun? Jurassic Park falan varken. Tarih var mı? 27-10. 27 Ekim. Bitti mi? Bitti galiba. Böyle bu mudur? Diye bitirdiler. Budur arkadaşlar. Kaç dakika oldu? 25 dakika mı oldu? Kısa bir sunum. Anladım evet kadarıyla ya, bitti yani. Evet ya, 25 dakika oldu. Bitti. Peki. Peki arkadaşlar, böyle güzel Nintendo gene şey yani. Ha, şirin. Yani. Çok bir oyun gösteremediler bir. Evet. Bence. Evet. Efendim. İki, bana sorarsan Kasım'a kadar ortalığı doldururlar mı? Doldurmaları lazım bence demiştim. O da pek boş çıktı. Dolduramadıklarını gördük. Ben kendi adıma dolduramadıklarını gördüm. O konuda bir hayal kırıklığım var. Yani mesela ben şu an işte Splatoon falan geliyor. ARMS var bildiğim kadarıyla. Splatoon ve ARMS şu anda. Hatta ben size hemen aydınlatayım. Girelim bakalım yani. Bu iki oyun var. Ama Kasım aralığa kadar tutar mı bunlar yani? Ne diyorsun? Yani evet, o var. Mario Kart var. Zelda var şu an büyük oyunlar olarak. Yani en son ne oyun gelmiş diye baktığın zaman eski oyunlar falan oluyor zaten. Yani. Şu anda tıkandı büyük ihtimalle, sunumdan sonra herkes saldırdı şeye, dükkan sayfasına. Ha, şopa mı? Ha. Mario mu oynayacaklarmış? Galiba Mario oynayacaklarmış. Bir bakarız 2 dakika onlara da. Araba, Cars 3 oyunu gelmiş. $60 mesela gibi. Onun dışında ne var mesela en yeni oyunlar? İşte Street Fighter 2 falan var yani. Minecraft her yerde var zaten. Yani evet, bir recap yapalım o zaman. Yapalım. Ne diyorsun Gülcüm? Bir bak bakalım. Yani neler işte, açıklandı, ne oldu, ne bitti? Zaten bildiğimiz bir FIFA 18 vardı ama evet. Tarih gelmedi herhalde. Ben onun üzerine konuşuruz demiştim, konuşamadım. Burada oynanış evet, görürüz belki diye. Onu şey yapalım. PlayStation 4 ve Xbox One'daki efendim Frostbite kullanan oyun olmayacak. Hı-hı. Ama PlayStation 3 ve Xbox 360'daki oyunun da aynısı olmayacakmış. Hikaye modu olmayacak ama Ultimate Team var Switch versiyonunda. Ve aynı motoru kullanmasa da bu yıl gelen bazı oynanış yeniliklerini de barındıracakmış. Ara bir şey olacak. Evet yani işte oyuncu kontrolüyle ilgili bazı özellikler falan bu Switch versiyonunda olacakmış. Switch'e özel yapım bir oyun olduğu söyleniyor. O da ilginç yani. Büyük ihtimalle şeyle ilgili o. Neyle ilgili? Bu efendim şu kontrol zımbırtları çıkarıp falan kullanabiliyorsun ya iki kişi. Evet. Hani ne o alt tuşlar yok tabii. Ona özel bir kontrol şeması falan çıkarmış olabilirler FIFA için diye tahmin ediyorum. İki kişilik oyunlar için de kullanacak. Zaten vardı iki tuş modu falan vardı ama Switch için özel bir şeyler çıkarmış olabilirler. Ne bileyim, çok özür dilerim. V'de vardı ya mesela, o FIFA'da da var mıydı bilmiyorum. PES'in öyle bir modu vardı. Adamları tutup işte çekiyordun çizgiyi, oraya doğru koşuyordu bilmem ne. O tip zımbırtlara girerler mi bilmiyorum yani. Olur. Neyse FIFA ile ilgili şey bu diyecektim. Yani devam etmeden önce şimdi genel olarak şeyler, oyun geliştiriciler, oyun geliştirici firmalar biraz böyle Switch'e soru işaretiyle bakıyor gibilerdi yani. Çok fazla yanaşmamışlardı. Install base diyoruz ya, ne kadar sattı? Kim, ne kadar aldı bu aleti yani? Aynen, ama gördük ki aslında bayağı sattı. Fena satmadı. Gayet yani bunun karşılığını o zaman biz seneye E3'te mi görebiliriz acaba? Olabilir. Yani çünkü şu anda geliştirmeye başladılarsa. Olabilir. Bana sorarsan Rocket League görüyor olmamız, görecek olmamız bunun bir göstergesi, yani, göstergesi. Öyle. Öyle diyeyim yani. Ya çünkü daha fazla şey beklerdim açıkçası yani. Ben de. Neyse devam edelim. Rocket League'i gördük. Crossplay olacağını öğrendik. 2017 tatil sezonunda yani işte bu Kasım, Aralık, Noel o civarlar falan işte gelecek göreceğiz. Yani. Crossplay olacak. Söyledik değil mi? Söyledim. Şimdi söyledin onu. Evet, pardon. Ondan sonra Mario ve Luigi şapkaları olacakmış. Daha sonra yıl içinde de özel bir takım arabaları tanıtacaklarmış. Evet. Şu ana kadar olan içeriklerin hepsi de olacakmış. ARMS'dan ufak bir şey gördük. O zaten herhalde çıkmak üzere değil mi? Çok fazla bir zamanı yok. Evet. Çok iyi. Yani ortalama notlar aldı. 70-75 civarı bir not ortalaması var. Şey için, aile parti falan oynanışı için ilginç olabilir gibi duruyor. Biraz ona gidiyor zaten galiba değil mi genel olarak Switch şu anda? Yani yayınladıkları videolarda falan da hep böyle oynayan, işte üstü başı şık insanlar biraz falan. Biraz daha rekabetçi olabilir ARMS belki ama yani genelde dediğin gibi işte böyle daha eğlence odaklı tabii oyunlara gittikleri ortada yani. Ne gördük başka? Xenoblade Chronicles 2 gördük. Kirby diye bir oyun gördük. 4 platform kişilik tarzı, co-op oynanabiliyor. Pokemon'un bu turnuva işte dövüş oyunu gördük. Bir de Pokémon bayağı rol yapma oyunu. Evet. Pokémon rol yapma oyunu şu anda Switch üzerinde çalışılıyormuş. Bir yıl içerisinde görürsünüz dendi. Artık trailer mı, açıklama mı görürüz, oyunu mu görürüz bilmiyorum. Aynen, bilemiyoruz. Metroid 4 gördük. Sadece ismini gördük. Aynen, başka bir şey görmedik. Demek ki Switch'e bir Metroid yapılıyormuş. Büyük soru işaretiydi, o kalktı ortadan. Çünkü Metroid de yani bayağı etkisi olmuş bir oyun. Oyun dünyası üzerinde yani. O da önemli bir duyuruydu. Buyurun. Yoshi adlı bir platform oyunu gördük. Böyle kartondan yapılma çevre falan gibi böyle. Ondan sonra Fire Emblem Warriors gördük. Skyrim konusunda bir takım açıklamalar yapıldı. Zelda'nın işte item pack'i gibi bir şey olacak. Zelda'daki itemleri kullanabileceğiz gibi. Sonra da Zelda DLC'si tanıtımları oldu. 2 tane DLC açıklandı. Bu 2 DLC 20 $'lık expansion pass satın alarak ulaşılabiliyor. Ayrıca Champion'ların amiiboları çıkacakmış. Evet. Zelda'daki işte Champion'ların amiibosu çıkıyormuş. Bu herhalde, başka bir şey var mı? Mario Odyssey tabii son. Evet, şu anda da görüyoruz oynanışını. Şu anda izliyoruz. Öyle. O da 27 Ekim'de çıkacakmış. Öyle. Biraz açayım sesini de 2 dakikada şuna bakalım. Ondan sonra ufak şey yaparız yani. Evet. Yani neymiş Mario? Pek methettiğiniz Mario neymiş? Story olacakmış. Tabii ki. İşte kurcalayacağım bir sürü şey var yani. Roketle başka bir yere geliyorsun. Elon Musk reklamı oldu ya. Elon Musk virali oldu yemin ediyorum. Ne? Roketi indirebiliyor musun? Donkey Kong characters. We've got some interesting red girders going on here. I wonder, Kozuma-san and Monokura-san, if you can tell us a little bit more about this city. It's got some interesting backstory. Şehrin enteresan bir arka planı hikayesi varmış. Nasıl? Gül, tam seninle birlikte oynayıp kriz geçirmelik bir oyun gibi gördüm. Şu an izlerken gerildim, öyle yani söyleyeyim sana. Seninle hiçbir şey oynamayacağım artık. Ya niye öyle söylüyorsun? Yok. Çalışın, öğrenin, oynayalım arkadaş. from Donkey Kong, and the name New Donk City probably leads you to a couple of hints, but we can't get into too much of it today. Donkey Kong'dan falan işte hareketli galiba bir şeyler. Donk City'miş galiba adı. Ama çok bir şey söylemek istemiyoruz şu anda diyor. Sürprizi bozmayayım. Arkadaş burada da bir evren efendim. Mario Universe falan. Onu da filmlerini yapacaklar. Sinema hakları evet satılıyor. I mean, really throughout New Donk City, and I think throughout the world, we've got these really fun playground elements where you're böyle ufak bir alan. Girdim, aldım, gidiyorum. Her item'la bir şey, bir etkileşim var mı? İşte Amerikan futbol topu, bilmem ne vurdu topa. Vurdu mu? Ha. Buyurun. Etkin şapkayı takıp etkinleştiriyorsun. Fenerlerden fenere gidebiliyorsun anlaşılan evet. Şey, fast travel gibi bir şey galiba. Şurada bir fener var. Buradan binanın tepesine mi çıkacak? Evet. Evet. Şey var, kabloyla ilerliyoruz galiba. Elektrik. Elektrik. Öyle bir film vardı ya. Evet. Hatırladın mı? Adamı idam ediyorlardı. Evet. Sandalyeyi çok ilerledik. Neydi o filmin adı? Şok muydu? Evet hatırladım ya. Hatırladım evet. Klasik Star televizyon filmlerinden. Ay. Bir dönemin hakikaten. Televizyondan falan çıkıyordu öyle bir şey oluyordu galiba. Etrafı da bakabiliyor. Bayağı açık dünya oyun sığdırıyorlar evet, şu alete ya. Öyle. Mesela şöyle bir şey oluyor tabii. Aleti koyduğunuz zaman doka. Hı-hı. 1080 çalışıyor. Elde mesela oynarken 720 çalışıyor. Bence gayet başarılı uygulanıyor şu ana kadar. Başarılı. Bir Minecraft'ta sıkıntı oldu. Doklandı, doka koyduğun zaman da 720 çalışıyor öyle galiba mi? O ama onlarla ilgili bir sıkıntı, Switch'le ilgili bir sıkıntı olmadığını açıkladılar. Microsoft'la ilgili evet. Şey. Ya eldeyken zaten 720 zart mı zurt mu çok dikkat aynen etmiyorsun. Görülmüyordu zaten ekranın büyüklüğü şeyini. Aynen öyle. İyi çözüm, başarılı, yani şu ana kadar bence bayağı başarılı ama alette şey lazım işte. İletişim olayları. Evet. O tip software destekleri vermeleri gerekiyor. Olayı, efendim oyun desteğinin artması Shocker lazım. Şokker'miş filmin adı. Shocker mı? 89 yapımıymış. Ne olacak? Böyle lüp diye oturuyor mu? Şapkayı mı açıyor? Ne yapıyor? Yo, lüp diye oturdu. Bir şey olmuyor demek ki. Atla aşağı. Gitmişin çatının tepesine çalıyorsun. Kimse beni duyamıyor. Ne kadar yazık diyor. Düşünce titriyor. Ya mesela bu oyunda eminim keşif duygusunu çok körükleyecek bir sürü şey vardır yani. Şu oyuna girişte orayı kurcala. Ben Lego Worlds demedim sana. Evet. Şimdi hatırladım ne olduğunu. Lego Marvel işte Heroes. Öyle mi dedin? O zaman dedim. Onu kastettin ama Worlds demiş olabilirsin. Öyle Worlds mi de? Hatırlıyorum bayağı. Doğrudur. Vardı ya bizim bu ilk çıktığı zaman oynuyorduk. Evet. Yani o oyun gibi olabilir dediğimi zannediyorum şu anda. Onun da devamı çıkacak. Neydi o oyunun ismi? Lego Marvel Super Heroes'du değil mi? Heh tamam. Okay. Son zamanlardaki bütün Lego oyunlarında benzer şeyler var aslında. Hani açık dünya şeyi kısmı. Evet. Orada işte sağa sola kurcalıyorsun evet, falan. Evet. Bayağı araştır. Oradan oraya atla, buradan buraya atla. Koca da şehir yani. Ya evet. Koca da şehir. Başka kısımları. Hop. Ya şu düşme olayı hoşuma gitmedi ya. Değil mi? Bir paraşüt evet, bir şey açsaydı ya. Büyük düşüşlerde. Çok tipsiz görünüyor yani öyle söyleyeyim. Değil mi böyle şapkayla falan en azından. Aha. Her tarafta her yere böyle... araştır diyor bak. Zaman limiti de yok diyor. Kafana göre takıl diyor. Acaba böyle paraları toplayıp bir şeyler satın alma falan, bir şeyler açma. Olabilir. Karakter açabilirsin belki. Bilmiyorum. Bu şeyle ilgileneceksin. Çok oynamadın değil mi? iPhone'daki. Ne? Ya hiç Android'e çıktı mı o? Hiç oynamadım. Mario. Ama çok başarılı değildi sanki. Çok kısa bir süre oynadım yani. Hiç oynamadım derken. Hani beklenen Mario oyunu pek olmadı evet galiba. Oradan düşünce ölüyorsun demek ki. Another reason to explore everything is that there's very little punishment for dying. I just lost 10 coins and öldüğün için 10 para kaybediyormuşsun. Çok az bir şey. Ne o? Böyle cezalandırma hükümleri değil. Değil. O yüzden etrafı araştır, kurcala, bir kaybın yok diyor. Şapkayı atıp. Hop, gene gitti. Ama gıcık oldum lütfen. Bak şu an gıcık oldum ya. Of. Niye? Bu şu 3 boyutlu ortamda platform oturtmak, çok, yani burada çok şimdi sıkıntılı. Oturtamadılar gibi bir iddiaya gelmiyorum da bana oturtamamış oyunları hatırlattı, öyle söyleyeyim. Mesela şeyden, Runic Games'den Hub diye bir oyun, Hub diye bir oyun gelecek yani. Orada da mesela fix bir kamera açısı var, böyle izometrik de değil, tam 3 boyutlu bir açı falan. Yani ileri itince ileri mi gidecek, çapraz mı gidecek, beyin tam algılayamıyor. Sürekli düşüp duruyorsun çok mesela. Zıpladığında doğru yere inemiyorsun yani falan. Çok can sıkıcı olay. Bilmiyorum tabii, oynamadık ya, belki oynanışta daha bunda farklı. Mı? Bunda hayır öyle... şey diyorum ya. Ha, hobu mu? Hobu tabii diyorum. Evet, farklı olabilir. Orada ama dikkat ettim yani, bir oyuncu mesela işte orada şeyde oynayan, hani bir efendim ne diyelim bir boost'ta yani. Konferans şeyde. Fuarda muarda bir yerde oynayan birini izledim mesela. 4-5 kere bir yere zıplayamadı yani. Olmaması lazım bence. Bayağı evet. Sezgisel bir şekilde atlayabilmen lazım yani, o anlamda söylüyorum. 3 boyutu taşınca hakikaten sıkıntı oluyor o anlamda. Ya senin şu yaklaşım gösteren, iyi niyetli olayı toparlayıcı ama olaya çok hakim olmayan nine dede yaklaşımının hastasıyım ya. Doğrudur ya, oğlum. Tabii 3 boyuta geçince zor oluyor tabii. Zor. Çay vereyim mi bir bardak daha sana? Bak bisküvin kaldı, bisküvin de ye. Soğutma oğlum. Soğutma oğlum, soğutma. Şu şapkadan alacağım sana. Olur, neden olmasın. Gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Tamam neyse, hadi kapayalım madem ya. Arkadaşlar kafi mi? Yeterli mi? Bu arada mi? Super Mario Run çıkmış Android'de ama içerik çok... içerik ne? İçerik çok kısıtlı. Aynen yani, ücretsiz falan değil oyun tabii. Tabii, bayağı tabii oyun... ki değil yani. Hani in-app purchase gibi de değil yani. Yok canım. Oyunu açmak bayağı için bayağı şey para vermen lazım falan yani. Nasıl? Nesi? Tamam izle. Tamam sen istersen izle oğlum. Biz kapayalım, sen istediğini yap oğlum. Sen hobi olarak gene izle. Tamam arkadaşlar, böyle Nintendo sunumunda böyle. Şimdi şöyle bir efendim bir iki hatırlatmayla gelelim madem yayını kaparken. Bizi şu anda izleyen arkadaşlarımız aydınlansınlar. Dün Sony sunumunda çok kesinti olmuştu biliyorsunuz yayında. Ben onu YouTube'a koyarken düzelteyim biraz dedim. Başka bir iki kaynaktan efendim kopmayan görüntüyü alıp şeyin üstüne koydum. Bizim görüntünün üstüne yamadım yani. Ondan sonra. Bayağı yer, el aldı galiba. El aldı evet yani. Yer yer biraz tuhaf oldu ama en azından YouTube'dan izlerken kesintisiz bir şekilde izlenebilecek bir hale geldi. Onu birazdan yüklemeye bırakacağız. Efendim bunu yüklemeye bırakacağız. Bu da herhalde bugün girmiş olur YouTube sayfasında. Onun dışında American Gods izlenimleri incelemesi efendim gelecek kanalda. Bugün, yarın da bir aksilik olmazsa, yorgunluğu çıkmazsa, bir şey olmazsa zaten paylaşırız. Nezih sabahlarla başlayıp Better Call Saul'la devam edeceğiz yarın. Değil mi? Aynen öyle. Sanıyorum böyle. Peki. Perşembe zaten bildiğiniz gibi. Evet, Parçet Live'ımız var. Gülcüm teşekkür ediyorum. Bu E3 maratonunu atlattık seninle beraber. Şimdi arkadaşlar sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Güzel oldu. Ben keyif aldım bayağı. Yok, çok güzel oldu. Gayet bayağı güzel eğlendim oldu yani. Bu tip organizasyonları beraber sizlerle birlikte takip ederiz diye düşünüyorum. Party Chat'ten şimdi bu kadar arkadaşlar. Görüşeceğiz. Kendinize iyi bakınız. Currency for each one.